Selamlar herkese. Selamlar herkese. Umarız iyisinizdir. Yeni bir video ile bugün sizlerleyiz. Bugün böyle sırtımızı verdik Sedir Ormanları'na karşı. Bizim arkamızda böyle güzel bir doğayla sizi bırakıyoruz. Böyle güzel bir duyuru videosu çekelim dedik. Aracılık nasıl gidiyor aşkım? 2 aydan beri hemen hemen böyle yollardayız. Evet. Dağlardayız, yaylalardayız. Aralarımıza bakıyoruz. Yani aracılık güzel gidiyor ama zor bir iş gerçekten. Yani biz burada dediğimiz gibi Ocak ayından beri deneyimlemeye başladık. Biz Ocak ayından beri profesyonel bir şekilde deneyimlemeye başladık. Gerçekten kolay bir iş değil, zor bir iş. Hele ki gezici bir aracılığı yapmak daha da bir zormuş. Hem başka yerlerde yaşamak, oraya ayak uydurmaya çalışmak, arılarla çalışmak o kadar kolay bir iş değilmiş. Yani böyle arı petek istedi, ver peteği, geç, kapat kapağını falan filan, hadi bal yaptı, alalım balını değil. Biz burada bayağı onlarla böyle savaş içerisindeyiz. Tabii ki her kovanın gidişatı diğer kovanlar gibi olmuyor. Her kovana ayrı ayrı müdahale etmek gerekiyor. Kimisi çok hızlı çalışıyor, süper gidiyor. Kimisi yavaş çalışıyor, anasını öldürüyor. Tekrar ana vermeye çalışıyorsun, kabul etmiyor. Hani böyle sürekli sabır gerektiren, sürekli üzerinde durman gereken bir işmiş. Tabii işe başlamadan önce senin de dediğin gibi şey zannediyorsun, işte aralarına götüreceksin, taşıyacaksın. Petek istediği zaman petek vereceksin. O akın akın ballar gelecek. Hemen ballarını sağacaksın, ballarını süzeceksin. Olmuyormuş. Risklerini tabii ki biliyorduk. Böyle yola çıktık. Şu anda mutluyuz. Sıkıntı yok. Yani bu sene aslında dediği gibi ortama böyle ayak uydurmaya, adapte olmaya çalışıyoruz. 6 metrekare bir barakada yaşıyoruz. Can dostlarımız da yanımızda. Yabancı, hiç kimsenin bilmediği yerlerdeyiz. Alışacağız tabii ki bu duruma. Alışmaya çalışıyoruz. Tabii ki alıştığımız durumlar da oluyor. Alışmaya çalıştığımız durumlar da oluyor. Gezici aracılık böyle devam ediyor. Almoda arka tarafta bir tane kemik buldu. Katır kutur onu kemiriyor. Büyük ihtimal kamerada sesi çıkacak aşkım, evet. Ama olsun. Ben atıyorum, uzaklaştırıyorum. Tekrardan geliyor burada. İlla yemek istiyor. Eğer size ses gelirse lütfen kusura bakmayın. Masada da gördüğünüz gibi artık polenlerimizi sizlere kavuşturalım istedik. Üzerinden biraz zaman geçti, farkındayız. Ama işte Konya'dan buraya taşın, burada bir şeyleri düzene sokmaya çalış, paketle falan derken birazcık vakit aldı bizim için. Polenlerimizi gölge bir yerde kuruttuk. Çok güzel temizledik. Buzdolabımızda muhafaza ettik. Artık buzdolabımızda yer kalmadığı için, polenleri muhafaza ettiğimiz için buzdolabında, biz dedik ki buzdolabımızda bir yer açılsın artık. Yani polen soranlar da oluyordu. Hem dedik onlara da böyle güzel bir duyuru yapalım. Konya'dayken bir türlü kargo olayını ayarlayamadık. Çünkü biz şoför üzerinden gönderecektik. Şoför'ün de PTT kargo ile anlaşması yok ve Çeltik'te de sadece PTT kargo vardı. Diğer kargolar 1 saatlik mesafedeydi. Sürekli git gel yapabileceğimiz bir mesafe değildi ve zaman da kısıtlıydı bizim için. Bu nedenle orada satışa sunamadık. Buraya kısmetmiş. Burada da yine şoför üzerinden göndereceğiz. PTT kargo da artık şoförle anlaşma yapmış. O da bizim için güzel bir fırsat oldu. Yurt içi kargo, MNG kargo ve PTT kargo gibi seçenekler var. Ama tabii ki her şeye gelen zamlardan maalesef kargolar da etkilenmiş. Yurt içi kargo, yani almış başını gitmiş, şu ürünün fiyatı kadar kargo ücreti çıkartıyorlar artık. Yani büyük ihtimal PTT kargo ile göndereceğiz. Shopier PTT kargo ile anlaşma yaptığı için şu anda PTT kargo ile bile göndermek kargo ücreti 25 liraya geliyor. Yurt içi kargoyla göndermeye kalktığımızda 35-40 liraya kadar kargo ücretleri çıkıyor. Bu da tabii dediğimiz gibi ürünün fiyatına denk geliyor. Bu zamanda gerçekten çok büyük rakamlar kargoya verilecek. Biz PTT kargo ile göndereceğiz uygun olduğu için fiyatı. Aslında biraz polenden bahsedelim. Polen her bölgede farklı renklerde toplanıyor. Kimisi tamamen sarı oluyor, kimisi tamamen kırmızı oluyor. Kimisi de böyle bizim topladığımız gibi rengarenk oluyor. O anki çiçek florasına, bitkilerin durumuna bağlı oluyor. Yani bu polen niye sarı geldi, bu polen niye renkli değil diye aklınızda bir soru işareti olmasın. Başka yerden aldığınız polen sapsarı da gelebilir. Farklı renklerde de gelebilir. Bu o polenin kötü olduğu anlamına tabii ki gelmiyor. Dediğimiz gibi o anki yöredeki, yayladaki, bölgedeki
çiçek florası ne kadar iyiyse polen o kadar renkli oluyor. İçeriği yine aynı, sarı olsa da aynı, renkli olsa da aynı. Sadece renkli olması farklı çiçeklerden, farklı böyle çok floralı çiçeklerden geldiği anlamına geliyor. Biz de böyle bu polenle ilk tanıştığımız zamanlarda diyorduk ki arı bunu nasıl yapıyor acaba? Yani neresinde bunu taşıyıp arılar için faydalı bir şey haline getiriyor? Biraz ondan da istersen bahset canım. Çünkü biz de bu işe girmeden önce polenle tanışmıştık ama çok böyle bilgi sahibi değildik. Belki şu anda bizi izleyenler arasında da çok fazla bilgi sahibi olmayan vardır. Onları da anlatmak ister misin? Anlatmak isterim aşkım. Poleni arı çiçek tozlarından topluyor. Böyle güzel güzel o çiçek tozlarına konuyor. Arkadaki polen ayaklarına kendi enzimleriyle bu tozları yapıştırıyor. Çiçekten çiçeğe geçiyor. Hem tozlaşmayı sağlıyor hem de bu arka ayaklarındaki topladığı polenleri kovanına getirip petek gözlerine basıyor ve yavru arıları beslemek için bu poleni yuvasına taşıyor. İçerisinde amino asitler, vitaminler, antioksidanlar, böyle saymakla bitmeyen iz elementler, çeşit çeşit vitaminler, evet, mineraller var bu ürünün içinde. Yani birçok gıda takviyesinden daha faydalı aslında. Bu ürün çok doğal bir vitamin bizim için. Zaten kötü bir şey olsa arı yavrularını beslemek için bu ürünü toplayıp kovanına getirmez. Biliyorsun böyle zehir olan ya da kötü bir durum olduğu bitkiye çiçeğe bile konmuyor arı. Evet. Oradan ne nektar alıyor ne de polen alıyor. Burada da polen toplamaya devam edeceğiz. Kovanlarımızın polenleri çok oluyor, böyle çıtalara bakıyoruz. Fazla polen olduğu zaman polen tuzaklarını açıyoruz. Dediğimiz gibi her polenimizin ya da her polenin rengi bu şekilde olmayabilir. Bilginiz olsun. Ürünlerimiz cam kavanoza sağlıklı bir şekilde gelecek ve buzdolabında muhafaza ettik şimdiye kadar. Siz de aldığınızda buzdolabında muhafaza ederseniz daha uzun ömürlü olacaktır. Kavanozları 200 gram şeklinde hazırladık. Shopier'e girdiğinizde ya da yine Instagram üzerinden de bize ulaşıp siparişinizi verebilirsiniz. Yani Shopier üzerinden sipariş vermek istemeyenler WhatsApp üzerinden iletişim numaramızdan bize ulaşabilirler. İletişim numaralarımızı videonun böyle alt kısmına kayan yazıyla olsun, videonun açıklamalar kısmında olsun, hepsini paylaşacağız sizlerle. Poleni nasıl tüketiriz derseniz de çocuklarda bir tatlı kaşığı, yetişkinlerde de bir yemek kaşığına denk gelecek şekilde aç veya tok karına fark etmez gün içerisinde tüketebilirsiniz. Eğer sade yiyebilirseniz sade alıp böyle ağız direkt yutmadan ağzınızda böyle gezdirip eritip şeker gibi tüketirseniz daha faydalı olduğunu biliyoruz. Ama sade yiyemezseniz de yoğurdunuza, sütünüze, balınıza, işte yani salatanıza karıştırmak istediğiniz her şeye karıştırıp o şekilde de tüketebilirsiniz. Bu videomuz böyle biraz ürün tanıtımı, reklammış gibi oldu ama bu ürünü bekleyenler vardı, poleni bekleyenler vardı. O yüzden onları da daha fazla bekletmeyip duyurusunu yapmak istedik. Şimdiden afiyet olsun. Aynen, şimdiden afiyet olsun alanlara, yiyenlere şifa da olsun. Detaylı bir şekilde internet sayfalarından da polenin nasıl tüketildiğini, içerisinde neler olduğunu, ne işe yaradığını, ne işe yaramadığını araştırabilirsiniz. Evet. Hafif de rüzgar da çıkmaya başladı. Biz kapanışımızı yapalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmazsanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.